Evet sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Ne bakalım Keyiflerinde yerinde mi? Şimdi bak. Yeter arkadaşım. Sevgili kardeşim. Canım. Bir tanem. Güzel dostum. Senden bir ricam var. Yeter. Bana Insta DM'den yazdınız. Twitter DM'den yazdınız. Bütün videoların altına yazdınız. Discord'dan yazdınız. Bir istek var kanalına yazdınız. Modlara yazdınız. Her yere yazdınız. Abi Pegasus ne? Abi Pegasus hakkında konuşur musun? Abi Pegasus da Pegasus. Pegasus da Pegasus. Pegasus da Pegasus. Pegasus, da Pegasus. Sevgili kardeşim. Biz bunları hep anlattık bu kanalda. Twitch yayınına geliniz. Yayınlara Katılınız, yayınlara giriniz. Böylece yayınlarda neyi göreceğiniz? Bunlardan bahsedildiğini göreceğiniz. Ama şöyle de bir durum var. Bu Pegasus hadisesinden yayında bahsettik. Bahsetmemizin nedeni Türkiye gündeminde böyle bir olay gündem olmuştu. O sebeple bahsetmiştik. Doğru muyuz? Doğruyuz. Ama enteresan bir şey daha oldu. Geçen hafta içerisinde 2-3 gün önce Amnesty International diye bir tane sosyal yardım kuruluşu var. Onların araştırmaları sonucunda yeni versiyon bir zararlı ortaya çıktı. Yani onlar bulmuşlar insanların takip edildiğini görmüşler. Bu bambaşka bir perspektife taşıdı olayı. Özellikle Apple tarafında çok dikkat edilecek bir noktaya gitti. Çünkü daha belki mevzular biraz daha böyle Android Apple karışık ortaya karışık nereye denk gelirseydi. Abi şimdiki durum biraz daha farklılaştı. Hepsini anlatacağım. Bu yayında anlatmıyorum. Bunu son derece YouTube özel yapıyorum. Sen YouTube izleyen sevgili kardeşim sana özel yapıyorum. Ama yine de yayınlara gel. Twitch TV slash Lunis. Geleceksin oraya. Unutma oraya gelen konuyu belirliyor o günkü yayın konusunu. Şimdi hazırsan sevgili kardeşim. Çayını kahveni böyle aldıysan ufaktan inceden başlayalım artık anlatalım üzerine konuşalım Pegasus diye bir tane yazılım var bu yazılım senin telefonunun her yerine erişim sağlıyor her yerine her şeye gidiyor öncüne cıncına kadar ne var ne yok hepsine ulaşıyor konuşmalarını dinliyor aramalarına bakıyor mesajlarını okuyor işte WhatsApp'ını biliyor sana gelen SMS'leri okuyor klavyede yazdığın her şeyi okuyabiliyor ama yani adamın yapamadığı hiçbir şey yok adam peki bunları nereye satıyor bunu yapan firma hükümetlere satıyor istihbarat servislerine satıyor Avrupalılar da çıkmış şey demişler Avrupa'da işte istihbarat servisleri bu kadar ciddi konuları izleyemez. O yüzden Avrupa istihbarat servislerinde böyle bir ürün mümkün değildir. Yoktur. Oğlum daha bundan bir ay önce Danimarka'da NSA'in bütün Avrupa'ya giden fiber internet altyapı bağlantılarını wiretapping yapıp dinledikleri bütün devlet büyüklerinin ıvırlarını zıvırlarını dinledikleri ortaya çıkmadı mı? Sen kime anlatıyorsun? Hadi hadi anlat hadi. Hadi konuş. Eğer bir istihbarat servisi seni dinleyecekse hee her türlü o babam dinliyor ya. Ya sen onun, onun önüne geçemiyorsun yani. O her türlü dinliyor. Öyle bir dünya yok. Sen bizi yiyor. Alman başkanı bilmem ne sıvır zıvırı. Hey Almanya Amerikan başkanı herkes dinlesin beni. Hepsi çıkmış demişler ki işte bizim istihbarat servislerimizde böyle şeyler. Ya bereket. Hepiniz dinliyorsunuz. Biz sizin ipliğinizi pazara çıkardık. Biz biliyoruz bunları. Neyse. Konumuzun ciddi kısmına gelelim arkadaşlar. NSO denen İsrail'i firma 2010 yılında çıkıyor aslında. Yeni bir firma değil. Bizim radarımıza da değişik dönemlerde tekrar tekrar giriyor bu firma. İlk kez geldiği değil. 2014'te geliyor. 2018'de geliyor. 2016'da geliyor. Diyor. bilmem ne 2017'de bir başka bir olay 2019'da başka bir olay bu Temmuz 2021'de bambaşka bir hadise ortaya çıkıyor. Şimdi mevzuya baktığınız zaman aslında hikaye çok enteresan özellikle 2019 sonrası 2020'de çıkan hikayeler enteresan. 2019'da arkadaşlar iCloud'un foto servisinde bir açıklıktan faydalanıyor. Yani şimdi aslında ürünün adı hep aynı Pegasus ama kullandığı exploitler zararlılar veya işte zafiyetler bambaşka. Her seferin aynı şeyi kullanmıyor. O yüzden her Pegasus haberindeki istismar edilen zafiyet aynı değil değil. Yani bir gün telefonunuzun başka bir özelliğini kullanıyor. Öbür gün bambaşka bir özelliğinde sıfırıncı gün açığı buluyor. Ondan faydalanıyor. Yani duruma göre bu iş bayağı bir değişiklik gösteriyor. Öyle bir durum var. Burası önemli yani. Her dakika hep aynı zararlı zafiyetleri kullanıyor diye bir şey yok. 2019'da arkadaşlar bu adamlar foto servisine iCloud'un fotosunu kullanıyorlar. 2020'de Apple Music App'inde buluyorlar bir şey. Oradan gelmişler. Şimdi en sondaki hikayede de aynı iMessage'de bulmuşlar. Bundan evvel biz yayında konuştuğumuz versiyonda da WhatsApp'a gelen bir telefon aramasıyla çalışıyordu. Yani sürekli bir değişiklik gösteriyor bu versiyonlar arasındaki zafiyetler. Adam Pegasus sürekli yeniliyor. Apple gidiyor bunları patchliyor. Her seferinde bu adamlar başka bir zafiyet buluyor. Ve buldukları zafiyetler de enteresan. Yani zero click denilen yani karşıdaki kullanıcının herhangi bir etkileşimine ihtiyacı olmadan çalışabilecek zararları buluyor bu adamlar. Zafiyetleri buluyor ve bunu kullanıyorlar. iOS 14'te bile bir takım değişiklikler yapılmış ama geçtiğimiz hafta bulunanlar iOS 14.7 hatta iOS 15'in betasında bile çalışıyor gibi görünüyor demişler. Amnesty International'ın bu parça parça bütün her şeyin detaylarını gösterdiği raporu var. O raporun da linkini bırakırım açıklamalar kısmına. Gidin bir bakın bak. Buradaki hikaye şu. iMessage'tan sana bir mesaj geliyor. Mesajı "Alman yeterli, zararlı, siliyor" mesajı. Ondan sonra da her şeyi yayın yapmaya başlıyor. Eskisinde bahsettiğimiz o Türkiye'deki gündeme gelen versiyonda adam şey yapıyordu. WhatsApp'a bir telefon araması geliyor. Sen aramayı açmıyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece sen telefonunu orada <laughs> bir arama geliyor ve ondan sonra telefonun eline geçiyordu adamlar. Tabi diyeceksiniz ki abi bu kadar tehlikeli bir silah artık bu bir silaha benziyor yani. Bu kadar tehlikeli bir cihaz elde etmesi kolay mı? Valla kardeşim böyle bir cihazın böyle bir zafiyetin internetten böyle elini kolunu sallayarak işte efendime söyleyeyim dark webten bilmem nereden ıvırdan zıvırdan elde etmen öyle kolay değil bir defa. Zaten dark web'e bilmem neye falan filan satılmıyor. Burada sizlere daha evvelden şeyi anlatmıştım. Bug bounty'ler vardı değil mi? İşte Apple'ın, Google'ın bilmem neyin hepsinin bug bounty programları var. Zafiyet maliyetleri bilmemleri araştırıp buluyordunuz. Ondan sonra bunu firmalara gönderiyordunuz. firmalarda size bununla ilgili para ödemesi yapıyordu. Değil mi? Mantık itibariyle. Onlar işte 100 lira, 200 lira, 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar, 5000 dolar neyse ödeme yapıyorlardı. Bu zafiyetlerle ilgili. Ama bu zafiyet ondan sonra bu firmalar gidip de işte atıyorum hacker var, bilmem ne işte bir sürü böyle firma var. Bunlara veriyorsunuz. Ondan sonra da onlar size gidip bununla ilgili bir ödül parası veriyorlar. Güzel açık bulmuşsun. Tebrik ederim baba. Buyur. Sana 10 lira, 5 lira hediye ediyorlar. Buraya kadar bir problem yok. Ama şöyle bir şey var bu kadar kritik mesela iNessence'de bulduğun kadar kritik zafiyeti acaba her güvenlik araştırmacısı gidip Apple'ın kendi bu programlarına bunu veriyor mu yoksa bunu kendilerine mi saklıyor? Yani etik olarak nasıl bir yol izliyor bu adamlar? Hani gidip bütün buldukları bu zafiyetleri açıklıkları bilmemleri aman herkes faydalansın aman herkes bilsin öğrensin diye bir şey yapıyorlar mı bu adamlar? Hayır abi, yapmıyorlar. Peki bu adamlar onun yerine ne yapıyorlar? Bak sevgili kardeşim göstereyim sana ne yapıyorlar. Enteresan bir takım firmalar var. Bunu şimdi göstereceğim onlardan bir tanesi. Zerodium diye bir firma var mesela bu örneğimizde. Adamlar büyük, ciddi büyük paralar ödüyorlar. Daha doğrusu böyle yüksek riskli zafiyetlerle ilgileniyorlar. Ve mesela operating sistemler, işletim sistemleri, web browserları, işte Outlook, Office, Thunderbird falan gibi clientlarda, Apple iOS, işte Android, Windows Mobile'la, web sunucularda, e-mail sunucularda, Sunucularda işte web uygulamalarında panellerde routerlarda işte wi fida vesaire mitigation bypassı yöntemleri yani korunmanın bypass edilmesi falan gibi yöntemlerde özel şeyleri inceliyorlar ve bunlara iyi paralar ödüyorlar. Konumuza gelelim. Mobile'lara bakalım abi. Bak şimdi. Mesela pin bypass'ı 100 bin dolara kadar para veriyormuş. Pin'i eğer bypass edebilirseniz tamam mı? Chrome Remote Code Execution Without Sandbox Escape. Yani Chrome'da koruma alanının dışında diyelim hani kum havuzu diyorlar buna. Sandbox deniyor. Böyle bir alan var. Onun içinde sizin programı çalıştırmanıza veya şey izin veriyor o alanın dışına çıkarak kurtulup sisteme erişme diyelim tamam mı? Bu işlemi yapmadan eğer remote code execution yani uzaktan komut çalıştırma açığı bulursanız 200 bin dolara kadar para veriyor. Konumuzdan bahsedelim abi. WhatsApp'tan bahsetmiştim, hatırlıyor musunuz? Mesela WhatsApp'ta bir tane remote code execution ve local privilege escalation hikayesi var. Tamam mı? Buna 1 milyon dolar ödüyormuş herif. Hikaye ne abi? WhatsApp'tan uzaktan komut çalıştırabilme ve mesela kullanıcı yetkileriyle erişim sağladın. O kullanıcı yetkilerinden root yetkisine, cihazın tamamen kontrolünü ele geçirebilme, yükseltme saldırısı yapabiliyorsan sana 1 milyon veriyor. Ama bak burada kullanıcı etkileşimi var. Tamam mı? Yani kullanıcı bir şey tıktı bir şeye gitmeli bir şey yapmalı arkada kullanıcı fark etmeden kendi kendine olan bir yapı değil zurnanın zıt dediği yer burası bak bir buçuk milyon dolar whatsapp ve da deminkinin aynısı ama zero click diye bir şey var görüyor musunuz bu arkadaş abi direkt ne yapıyor bir buçuk milyon dolarlık çiko bu. Bunu yapabilirseniz yani kullanıcı öyle bir sıfırıncı gün zafiyeti bulacaksınız ki kullanıcı hiçbir şeye dokunmayacak. Makinenin arkasında tamamen kendi kendine şlak diye yüklenecek cihaz tamam mı? Makine burada duruyor. Ben ruhun duymayacak kendi kendine biri arayacak bir şey olacak mesaj gelecek bir şey olacak hömürük gübülük derken bu makine hop başkasının kontrolüne geçecek böyle bir şey mi var baba o zaman çiko al sana bir buçuk milyon dolar es ah oh, saka güzel bugün de karımızı yaptık peki abi bunun da cılkını çıkardık hani bir üstüne çıkalım bu nasıl bir şey abi abi iOS'ta FCP yani full chain with persistence yani her bir şey duracak aşağıdaki sistemlerin hepsi olacak istediğimiz gibi root olabileceğiz sistemde Babalar gibi kullanıcı hiçbir şeye tıklamayacak. Babalar gibi çalışacak. Ancak makineye factory reset bile atsan, resetlesen bile makineyi burada duracak. Tamam mı? Bak, bugün bahsedilen bu Amnesty International'ın bahsettiği var ya, o buraya düşüyor işte. Abi iddiaya göre Şöyle deniyor. Makineye reset atsam bile eğer bu Pegasus varsa makinede gitmiyor. E abi o zaman ben bu makineden nasıl kurtulacağım? Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben nasıl kurtulacağım o zaman böyle bir şeyden? Makineyi sileceksin. Komple atacaksın çöpe. Yeni kart alacaksın, yeni makine alacaksın. Başka şansın yok babacan. Çok zor iş. Çok zor iş abi. Başka türlü görünen şu anda Amnesty'nin anlattığına göre bu kadar. Yani orada yapabileceğin hiçbir şey yok. Onun üstünde de zaten Android var. Android Zero Click hikayesi. O da şu. Benim anlamadığım bir şey var. Ben olsam, iOS'a aynı parayı verirdim. Android ile iOS'u birbirinden ayırmazdım. Ama şurada tek bir fark var. Android'in yeni versiyonuyla birlikte Persistence hikayesi bir tık daha zorlaşıyor. O yüzden olabilir. Ama onun dışındakiler aynı. Mevzu bu yani. Hani full chain persistence yapmanın pek bir şeyi yok. Başka şeyler olabilir. Hani başka yöntemlerle Android'de de persistence'i sağlayabilirsiniz. Hani full chain olmak zorunda değil. Peki... Ben bir tane açık buldum. Ondan sonra ben bunu alacağım. ZeroDium'a göndereceğim. Baba nasıl göndereceğim ben bunu? Adamların bu web sitesinden adamlara ulaşıyorsunuz. Adamlar inceliyor. Sana öncü bir tane offer yapıyor. Yani bir fiyat teklif ediyor. Bu kadarlık paraya yaparız bu işi diyorlar. Sonra sen bu kodun tamamını gönderiyorsun. Exploit ile birlikte, zafiyetle birlikte gönderiyorsun. Sonra bu kodun tamamını inceliyorlar. Ondan sonra da sana ödemeyi yapıyorlar. Hikaye şu. ZeroDium tüm Submitleri yani tüm gönderdiğiniz verileri bir hafta veya daha kısa bir sürede çoktan diyor review ediyor gözden geçiriyor onaylıyor diyor ve ödemelerini bank transferle veya kripto karansilerle yapıyor bir hafta içinde ödüyor çık o oh temiz. sen gidersin böyle bir şey bulursan 1 milyon dolar, 100 bin dolar, 200 bin dolar paralara bak abi. Bak bounty programlarına gidip de işte orada bir tane HackerOne'ın triyajı yapılacak mı? İşte bak triyaj yapılacak mı bu? Tutacak mı tutmayacak mı? Bilmem ne mi ıvır mı? Şunu da yapabiliriz. Firmaya gidip ulaşmaya çalıştın. Abi adam ulaşamadı firmaya. Götür abi Zerodium'a ver. Bu gerçekten önemli bir açıksa. Zerodium bunu firmaya ulaştırır. Bazen bana geliyorsunuz diyorsunuz. Abi bilmem ne de süper bir açık buldum. E ee, işte abi bu açığı ben kime nasıl vereceğim? Adamları atıyorum maila yüzüne bile bakmıyorlar. Tamam abi git Zerodium'a ver. Ya da işte atıyorum başka bug bounty platformlarına ver. Oradan submit et açığını. Bak o firm platform uğraşsın. Sen niye uğraşıyorsun ki? Bu kadar basit yani. Bunu düşünebilirsiniz. Arkadaşlar eğer Pegasus falan bulaştıysa size de bulaştığından şüpheleniyorsanız... ...şu aşamada anlatılanlara göre ileride bu değişebilir. Ama anlatılanlara göre makinenizi atacaksınız. Yerine yeni hat, yeni makine yapacaksınız. Şu sırada başka bir çözümü yok. Ve ne yazık ki şunu unutmayın. iOS'un, Android'in patchleme hızından daha hızlı zararlar, zafiyetler, bilmem neler... ...üretiliyor arka tarafta. Ve öyle hani Dark Web'de, gizli forumlarda, bilmem nelerde falan filan bu Zero Day'ler satılmıyor. Bildiğiniz son derece açık, son derece ortada, son derece bilinen yerlerde internetten rahatlıkla insanlar açık açık bunları satıyor, alıyor, dağıtıyor, yayıyor bilmem ne bilmem ne. Mevzu Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorumlara yazın. İletişim halinde olun. Yayınlara da gelin. Hadi kendinize iyi bakın YouTube. Öpüyorum. Hadi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.